Merhaba arkadaşlar, Orta Doğu ve Balkanların en lezzetli oyun kanalına Oyunlu Mamuller'e hoş geldiniz. Ben Fuat Alpay. Bugün sizlerle yeni bir ilk bakış videosu ile beraberim. Oyunumuzun adı Dmamut, aka Painting. Bu oyunun benim için çok önemli bir yeri var, çok özel bir yeri var. Benim gibi hikaye ve atmosfere önem veren, çok önem veren oyuncunun bir başyapıtı, bir şaheser sayılabilecek, hiç abartmıyorum. Spec Ops The Line'ı birçoğunuz hatırlıyorsunuzdur. Spec Ops The Line zamanında çok ağır eleştirilmişti. Puanlamaları hiç iyi değildi ve nitekim satışları da çok başarılı geçmemişti. Yapımcı firmasını da hatırlıyorsunuzdur Spec Ops The Line'ın, Yagel. Yagel'e hatta zorla bir multiplayer mod yaptırmışlardı oyun daha çok satsın diye ve inanılmaz kötüydü. Zorla yaptırıldığı belliydi. Dead Island'ın yeni oyununun yapılması istendi Yagel'den. Onlar da kabul etti. Yapım süreci başladı ve saçma bir şekilde aniden Spec Ops diyorum, Yagel'in elinden alındı Dead Island'ın oyunu. Firma da öyle kala kaldı ve bir şekilde dağıldı. Geri kalan elemanlar küçük bir bağımsız stüdyo kurmaya karar verdiler kendi aralarında. Notumu da almıştım. Bu firmanın adı In Between Games. Küçük bir firma, bağımsız bir firma. O firmanın ilk oyunu bu arkadaşlar. İlk oyunları ve yeni çıkan bir oyun. 2 gün falan oldu henüz çıkalı diye biliyorum. Onun için heyecanlıyım. Bakalım bizi neler bekliyor. Hiç lafı daha fazla uzatmayayım. Start diyelim. When the sun rose over the plain, the mammoth was there. The mammoth saw it first. The mammoth greeted it. Evet. Oyunla ilgili birkaç şey okumuştum. Tamamen mağara çizimleri temel alınmış. Öyle bir tarz benimsenmiş ve inanılmaz tatlı. Basit, şu anda 4 yön tuşuyla oynuyoruz. Yine böyle ilkel zamanları, avcılık zamanlarını hatırlatan The böyle mammoth davullu turned falan bir müzik west var. to find her child. Şimdi bir mamutu kontrol ediyoruz ve ilk önce The çocuklarımızı child had bulmamız gerekiyor. strayed from the hare. Çok tatlı grafikler gerçekten. There was no way to the south. Güneyde gidecek yer yok diyor. Bir şekilde dış ses bizi yönlendiriyor. İnanılmaz hoşuma gitti şu anda. O zaman biz de kuzeye doğru gideriz. Found the child. Bir çocuğumuzu bulduk. Mother and child were reunited. The mammoth Zaten had to find the herd in the east. oyun bize hangi tuşlara basmamız gerektiğini de söylüyor. Direkt oraya X yazmışlar. Çok tatlı ya. Yine X'e basarak da ses çıkartıyoruz. Herhalde yanımıza mı çekiyoruz? Öyle bir şey. Nereye gideceğiz şimdi? Şuradan doğru gidelim. Aynen. Çocuk yavaş hareket ediyor. X'e bastığımız zaman yanımıza çağırıyoruz. There was no way to the north. Kuzeyde de gidecek yer yok diyor. The herd had moved on east. Doğuya doğru gitmemiz isteniyor şu anda. Gel abi. C diyor. Bakalım C ne işe yarayacak haritada. Saldırı gibi bir tuş. The hunters had been waiting. Evet, avcılar. Şimdi arkadaşlar, oyunumuzun teması çocuklarımızı, yavrularımızı korumak üzerine. Fakat işler çığırından çıkacak. En azından ben öyle okudum. Yani bu kadar huzurlu ilerlemeyecek oyun boyunca. Evet. İkincisi de geldi. İki The olduk. children followed each other, as is their way. Şimdi şu şeyi anımsar mısınız ya? Çizimler The çok hunters benziyor. have grown in Aha, number. avcılar geldi. Hunters could not hurt the mammoth. Bu Buz Devri'nin ilk filmindeydi yanlış hatırlamıyorsam. İkinci filmi de olabilir. Duvarlarda kazınmış resimler vardı. Aynı. Direkt Mamut karakteri de zaten vardı hatırlarsınız Buz Devri'ne. Direkt bana onu hatırlattı ya. Şerefsizler.
The hunters became the hunted. The spears bit the children. Bak bak Allah aşkına. Yavrulardan bir tanesine şu an iki tane şey saplandı. Bize bir sürü saplandı. Üzücü ya. Ama toparlanacağız herhalde bakalım. Tuş, iki tane tuş var. Yerini karıştırmak istemiyorum. Çünkü hızlı davranmak gerekiyor avcılar geldiği zaman. Aha, avcıların köyüne geldik. Atma lan. The mammoth ran down their shelters. Çok fazla dağıldılar şu anda. Yalnız bayağı yok çok 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 arttılar şu anda. It took their homes. Bakalım nereye varacak? Bazıları korkup kaçıyor görüyorsunuz. Bir anda çok çok fazla düşmanı alt edersek korkup geri çekiliyorlar. Aha. Bir çocuk gitti. So the mammoth lost the smallest child. Abo. The hunters went after the weakest. Avcılar zayıflamaya başladı da iki çocuk gitti. It took all that could be taken. Şu geri kalanları da temizleyeyim. Sonradan başımıza dert olmasınlar. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki ulan çok kötü oynadın, iki çocuk gitti, telef oldu falan. İnternetten araştırdığıma göre zaten bu oyunu sıfır zayiatla tamamlamak gibi bir şey söz konusu değil. İlla ki çocuklarınızı kaybediyorsunuz. Zaten oyunun teması da bu yönde. İnsanların acımasızlığı, sırf günümüzde değil eski çağlarda da süregelen acımasızlığı ve bunun karşısında doğanın ve tabiatın, hayvanların acizliği, bir şekilde ezilmesi konu edilmiş. Yani anlayacağınız oynanışla bir alakası yok. Ama gerçekten etkileyici bir oyun. Hatta abartmış gibi de olmayayım. Etkileyicilik anlamında bana andırdığı oyun... Aa. Bitti. Enteresan oldu ya. Bu kadar kısa olduğunu tahmin etmiyordum. Cümlemi tamamlayayım. Etkileyicilik anlamında abartmak gibi olmasın ama Brothers, Tale of Two Sons yine kardeş teması, bağlılık teması, sevdiğini kaybetmek teması anlamında çok benziyor. This War of Mine'ın çaresizliğini bol bol hissettim bu oyunda. Ne yaparsanız yapın önüne geçemiyorsunuz kayıplarınızın. Replay diyor. Bir tur daha oynayalım isterseniz ilk bakış ama. Çok kısa oldu çünkü. Start diyeyim tekrar. When the sun rose over the plain, the mammoth was there. The mammoth saw it first. The mammoth greeted it. Şöyle bir şey yapalım şimdi. Çevrede daha çok dolaşalım. Daha çok çocuk bulmaya çalışalım. Ve biraz daha dikkatli oynayıp kayıplarımızı en aza indirgeyelim. Evet. Arkadaşlar bu firmanın oyunlarını destekleyin. Spec Ops çok güzeldi, kıymeti bilinemedi sadece. Ve bu oyun bedavadan sunuldu şu anda oyunculara. Bir şekilde oynayın. İnternette yorumlarınızı belli edin. İnşallah birkaç internet sitesi de yazılı ve internet basını da bu oyunun üzerinde durur ki oyuna dikkat çekilsin. Bir şekilde yapımcı firmaya da bir şevk gelsin şöyle yeni oyunlar yapmak için.
Yeni yeni oyunlar yapsınlar. Adamların her oyunu mükemmel. Bu da çok güzel. Çok hoşuma gitti. Özellikle de grafik tarzı ve anlatmak istediği konu bakımından mı diyeyim artık ne diyeyim? Teması çok hoşuma gitti. Şimdi şu köşelere möşelere baksak mı acaba ya? Çok yine dümdüz gidiyorum gibime geldi ama. Şuralara da bakmak istiyorum. There was no way to the south. Tamam onu biliyorum da. Çoluk çocuk var mı onu merak ettim. The hunters had been waiting. Bakın sayıları az olunca kaçıyorlar. Fakat çok olunca bir gaza geliyorlar. Bayağı saldırıyorlar. Ben az önce ikinci çocuğu bulmuştum. Şimdi ikiyi de bulamadım. Onu fark ettim. Ya müzikler olsun. Tercih edilen grafik tarzı olsun. Beni döneme götürdü. Beni o duyguya soktu. Ciddi anlamda bunu söyleyebilirim. İnternetten oyunun adını yazın, direkt indirin arkadaşlar, hiçbir ücret ödemeden. Evet, ikinci çocuk. Şimdi acaba çocuk sayısı aynı da... Daha dikkatli oynayarak mı üç çocuğu şeye götürüyoruz? Geldiler pezevenkler. Atma, şerefsizin evladı, atma. Bakın bir sürü ok denk geldi. Ok değil gerçi o. Uzun atılan şeyin adı neydi, mızrak mı? Bir tane daha çocuk var. Gerçi bu büyük olan işte. Büyük, orta, küçük ya. Tam böyle şey. Şimdi dümdüz gitmeden önce biraz da yukarılara bakmak istiyorum. Belki başka çocuklar da bulunabilir. Yok. Haritanın sonları da böyle el el olmuş böyle. Daha fazla da gidilemeyecek olan yerler o şekilde tasvir edilmiş. Çok hoş olmuş. Umarım bu oyun biraz daha geliştirilir veya yapımcı firma daha yeni oyunlar yapar, daha başka fikirlerle. Aynen bu yoldan devam etsinler diliyorum ya. The hunters became the hunted. Yine bayağı hasar aldı ailemiz. Ama şimdilik üçünü de koruduk. O avcının köyüne geldiğimizde bayağı hasar yiyeceğiz arkadaşlar. Buradan da fazla bir yere gidemiyoruz. Bakalım. Kaç zayiat vereceğiz köyde? Evet, geldik. So the mammoth came to the village of the hunters. The mammoth ran down their shelters. It took their homes. Çok oldular ya. Biri gitti. Vallahi gitti. Aha bir tane... Aaa! Hepsi mi gitti? The mammoth had lost all its children. The
Mammoth was mother no more. Oo, çok kötü oldu ya. Vallahi moralim bozuldu. Arkadaşlar, anladığım kadarıyla sadece 3 çocuk var haritada. Ve biz bu 3 çocuğu bir şekilde korumamız gerekiyor. Neyse, yolumuza devam edelim. Yine aynı yere gittiğimiz zaman oyun bitecek büyük ihtimalle. The mammoth had found the herd, but the herd was no more. With no more prey on the plains, the hunters would be hunters no more. So the sun set on the mammoth. Evet. So the sun set on the hunters. Yine üzücü bir şekilde. So the sun set on the plain. Oyunumuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok küçük çaplı bir firma. Yani bakın mesela 4-5 tane isim var. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Çok etkileyici bir oyun. Küçük boyutlu fakat hani mükemmel bir oyun ya, öyle söyleyeyim size. Nasıl bir taktik izleyebilirsiniz? Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Hani X'e bastığınız zaman çocuklarınız sizi takip ediyor. X'e basmayıp onları biraz uzakta tutup avcılara öyle dalabilirsiniz. Fakat bu şekilde çocuklarınızı kaybetmeniz gibi bir olasılık var mı onu bilmiyorum. Denemeniz lazım. Fakat onun dışında tamamen el hızlılığı, el çabukluğuyla bu oyunu çocuklarınız yanınızdayken tamamlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü oyun zor. Özellikle o avcının köyüne geldikten sonra çok zor. 3 çocukla tamamlayabilen var mıdır bu oyunu? İnternetten bakarım bu videoyu yükledikten sonra kanalımıza. Kontrol ederim ve tebrik ederim. İyi oynamıştır. Çünkü ben de elimden geleni yaptım fakat sonuç ortada. Her neyse, videoyu daha fazla uzatmayalım arkadaşlar. Çok etkileyici bir oyundu, çok güzel bir oyundu. Umarım böyle oyunlar yapmaya devam eder yapımcı firma. Oyunlu Mamuller kanalımıza desteklemeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Daha yeni, daha farklı ilk bakış videolarıyla birlikte olmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın, iyi oyunlar diliyorum.